Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Unity'de oyunlarda bulunan bu bir oyunu duraklatma ekranı veyahut da pause menü, devam et, ana menüye dönüş gibi bir panel tasarlamayı göstereceğim arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan direkt videoya geçelim ve neler yapacağımızı görelim arkadaşlar. Bunun için ilk başta tabii ki oyunumuza girdiğimizde şöyle bir arayüz bizi karşılıyor ve biz bu arayüzle şuraya bir buton ekleyerek bir panelin açılmasını ve bu panelden istediğimiz doğrultuda hareket etmeyi göreceğiz arkadaşlar. O yüzden birinci levelime geçiyorum ve şöyle bir ana ekrana odaklanayım. Şöyle bir oyun ekranımız var arkadaşlar ve burada bu şekilde görünüyor UI objelerimizde. Şuraya bir tane buton ekleyeceğim oyunu duraklatmak için. Ondan sonra devam ederek üstüne ekleyerek gideceğiz arkadaşlar. O yüzden direkt kanvasıma sağ tıklayarak UI'dan bir tane buton koyuyorum. Ve butonuma çift tıklayarak fokuslanıyorum. Bunu şöyle taşıyayım arkadaşlar. Şu kısma. Şöyle görüntü de eşit olsun. Yazısını da şu şekilde değiştireyim. 5 fit yaptım. Rengini de koyu siyah yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bir pause butonumuz oldu. Şimdi bu pause butonumuzun etkileşeceği bir tane de panel ekleyeceğiz. Canvas'ımıza sağ tıklayıp UI'dan bir panel oluşturuyorum arkadaşlar. Paneli artık oyunumuzun görüntüsüne göre bize en uygun seçenek neyse onu kafamıza belirleyip yapıyoruz. Şöyle arada kontrol edelim. İyi gibi. Çok da uğraşmaya gerek yok. Şöyle bunun da alfa değerini yükselterek şeffaflığını yok edelim. Şimdi bakalım. Evet, şöyle bir panel oldu arkadaşlar. Şimdi bu panelin üstünde neler olacak? Onları kararlaştıralım. Bir tane text yapımız olacak tabii ki. Şöyle pause menü yazayım. Tam ortalayayım bunu. Ve yine 5 fit yapıyorum. Sonradan da yazısını şöyle bu renkte bir şey yapalım. Şöyle koydum. Ondan sonra tabii ki üstünde butonlarımız olacak panelin. Bunun adını da pause panel diyelim. Ondan sonra bu pause panelimize şimdi neler koyacağız arkadaşlar onu düşünelim. Kaç tane butonumuz olacaksa artık. Şu an aklımıza geldiğince ben koymaya çalışacağım. Devam et olabilir. Oyunu yeniden başlat. Level seçime geri dön. Başka da şu an aklıma gelen bir şey yok arkadaşlar. Ona göre geldikçe ekleriz üstüne. İlerleyen dakikalarda. Devam et. Yeniden başla. Bir tane de level ekranı diyelim. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar bir panelimiz var. Hatta biraz da büyük kaçtı. Şöyle biraz daha düzenleyelim. Şu yazımız da şöyle. Şunları şöyle tutayım. Tamamdır. Şu şekilde bir panel oldu arkadaşlar. İdare eder. Şimdilik. Şunların da boyutlarıyla biraz oynarsak güzel olur gibi. Tamam. Şimdi tabii ki bunlarla etkileşecek bir tane script oluşturmak lazım. O scripti arkadaşlar ben şöyle oluşturdum. İçine daha bir şey yazmadım. Bunu beraber yazacağız. Şimdi ilk başta dediğim gibi arkadaşlar direkt script üzerine yoğunlaşmayalım ve ne yapacağımızı sözlü bir şekilde ifade edip sonra uygulamaya geçeriz. Bizim bu arayüzde düşündüğümüz olay şu şekilde gerçekleşecek. Şu pause butonuna tıkladığımda panelimiz aktifleşecek. Ve ondan sonra buradaki butonlar etkileşerek ne yapması gerektiğini ona söyleyeceğiz. O yüzden yani bir butonların etkileşeceği ilk başta bir fonksiyon yazmak lazım. Ayrıca panelimizi aktifleştirmek için bir tane game object tanımlamamız lazım. O yüzden buraya
bir tane public game object tanımlayalım arkadaşlar. Buna pause panel diyelim. Ondan sonra bunu başlangıçta kapalı halde olacak tabii ki arkadaşlar. Oyun başladığında pause panelimiz kapalı olacak. O yüzden set active false diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra butonlarımın ulaşabileceği bir tane public void butondan gelen diyelim. İçine de string bir ifade alsın arkadaşlar. String ne geldi diyelim mesela. Ondan sonra tabii ki if koşullarımızı belirteceğiz. If diyelim mesela butondan ne geldi? Pause geldi diyelim. Pause geldiyse yapması gereken şu olacak arkadaşlar. Pause panelimiz set aktifliğini true yapacak. Tabii ki o paneli ilk açmamız lazım. O yüzden pause panelin aktifliğini true yaptık. Ondan sonra as if ne geldi? Mesela devam et geldi. Devam et gelince tabii ki pause panelimi kapatacak. Şu şekilde. Pause panelim nokta set aktif false. Ondan sonra yine ne geldi? As if ne geldi? Ne başka ne vardı arkadaşlar bakalım. Level ekranı. Onun için de level diyelim. Level ekranı diyelim hatta. Ondan sonra bunu da için tamamlayalım. Bu da tabii ki bize application nokta load level. Level ekranımız şu an 0. indiste ve bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra şimdi butonlarımızın aktifleşmesi için script'te uyarlayalım. Main kameramıza pause main script'ini atıyorum arkadaşlar. Ve burada game object türünde bir pause istiyor. Ona objesini veriyorum. Bu bizim panelimizdi. Açılıp kapamaya yarayacak. Bu butonumun üstüne gelip kodum hangi objede? Main kamerada onu veriyorum. Ondan sonra hangi kod? Pause menü. Buradan da butondan gelen. Bu bize pause döndürecekti. Öyle demiştik. Pause. Devam et. Hatta hepsini şöyle aynı anda da yapabiliriz arkadaşlar. Ekleyip şöyle pause menü butondan gelen. Şimdi sırasıyla gidelim. Buna devam et. Buna ne demiştik? Şuradan bakalım arkadaşlar. Onu yazmamışız. Onu da yazalım arkadaşlar hemen şuraya. As if ne demiştik? Ne geldi? Eşit eşit yeniden diyelim buna da. Buna da ne diyeceğiz? Olan bölümü yükleyecek bize. Onu da şimdi gösteririm arkadaşlar. O kalsın şöyle. Bunu da eklemiş olduk. Buna da yeniden diyeceğiz. Yeniden level ekranı içinde level ekranı demiştik. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Oyun başladığı anda kapalı olmasını istemiştik. Void start kısmında. Şu şekil. Şu an buton şeyimiz kapandı, panelimiz. Pause'a tıkladım, panelim açılıyor. Devam et dediğimde panelim kapandı. Yeniden başla dediğimde daha etkinleştirmedik. Level ekranı dediğimde de level ekranına dönüyor arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekilde bu paneli yapmış olduk. Burada belli başlı bazı sorunlar oluşacak tabi arkadaşlar. İlk sorunumuz şöyle. Bu ekrandayken bakın yürümeye devam ediyorum. Tabii ki bu şekilde olmayacak. Oyun durduğu anda yürüyemem. Öyle bir saçmalık olmaz. O yüzden onu kapatmak için time nokta time scale komutu kullanacağız arkadaşlar. Bu da bizim oyunda oynarken zaman akışını durduruyor. O yüzden ben pause'a tıkladığım anda time nokta time scale eşittir 0 diyorum arkadaşlar. Oyunu duraklatıyorum. Şimdi bakalım tekrardan. Pause'a tıkladım. Bakın arkadaşlar şu an D harfine basıyorum, A'ya basıyorum. Bir hareket yok. Devam et diyorum. Yine hareket yok. Çünkü zaman akışını durdurduk arkadaşlar ve bir nevi hafızasında bunu kaydetti.
O yüzden oyun devam etmiyor. Şimdi de devam et'e tıklandığında time nokta time scale'i 1 yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra şimdi kaydettim. Ctrl S yardımıyla arayüzüme girip tekrardan deniyorum. Şu şekilde girdim. Pause'a tıkladım. Oyun durdu. Şu an basıyorum. Hareket yok. Devam et'e tıkladım. Bakın hareket devam ediyor arkadaşlar. Oyun durdurdum. Bakın havada kaldı zaten anlarsınız. Devam et dedim. Düştü. Bunu da başarmış olduk arkadaşlar. Şimdi yeniden başlayı nasıl yapacağız? Onun için şöyle bir önerim var arkadaşlar. Şimdi direkt burada yenidene geldiğinde bir şey yaparsa olmaz. Yani application.loadLevel mesela bir indis verirsek her zaman o bölümü yüklemek zorunda kalacağız. Ama biz girdiğimiz bölümün yüklenmesini isteyeceğimiz için o yüzden bir script ya da burada bu script'in üstüne bir tane daha bir fonksiyon ekleyelim. Public void hangi leveldeyim? Hangi level? Bize integer leveli çevirsin. O çevirdiği leveli de benim burada oluşturduğum bir public değeri atsın arkadaşlar. Public değer diyelim. Şöyle şeyini vermemişiz türünü. Integer türünde değer diyelim. Burada da değere leveli atsın arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptım çünkü level fonksiyonun parametresi olduğu için sadece kendi alanında geçerli olacaktır. Ben bunu burada kullanacağım için değeri attım arkadaşlar. Bunu attıktan sonra ilk başta ne yapacak onu göstereyim arkadaşlar olaya. Şu şekilde mesela ben level 1'deyim. Hatta level ekranda yapacağız bunu. Level 1'e tıkladığımızda bu bize hangi levele girdiğini söyleyecek arkadaşlar. Kısacası. O yüzden buraya yine main kamerama pause menüyü atarsak olur ama şöyle bir sıkıntısı olabilir arkadaşlar. O yüzden yani ikinci bir kod yazalım dedim. Şimdi burada bu menüde aman bu script'te game object tanımladığımız için bu bize sıkıntı yaratacaktır. Çünkü biz bu oraya da hatta göstereyim. Şöyle pause menüyü bıraktığımda bir tane game object isteyecektir arkadaşlar ve bu game object şu an bu ekranda yok. Ama yapabilir miyiz? Yaparız. Yani çok iyi bir seçenek olmaz ama mesela şuraya bir tane create game object. Boş obje olduğu için hiçbir önemi yok. Main kameraya şöyle sürükleyelim. Şu şekilde. Boş zaten arkadaşlar. Hiçbir sadece transform'a sahip. Bizim için bir etkileşim olmayacak. Direkt öyle göstereyim arkadaşlar. Diğer seçeneğini de sözlü olarak ifade ederim. Şimdi girdiğim leveli bana döndürsün arkadaşlar kısacası. Mesela şu levele girdim. Bu level bana şöyle yeni bir tane daha add list ekledim. Main kamera, pause menü. Ne yapmıştık? Hangi level arkadaşlar? Bu bize birinci leveli açıyor. O yüzden 1 diyorum. Aynı şekilde bunlara da devam edeceğim. Ama sadece şu an birinci leveli tasarladığımız için 1 ekledim arkadaşlar. Görelim bakalım nasıl olacak. Mesela girdik arkadaşlar oyuna. Burada main kameramıza bakalım. Pause menü burada değer 0 diyor. Değeri almamış çünkü orada da kaydetmemiz lazımdı. Şurada girdiğinde hangi levele 1 yolladık? Değerde 1 var. Bu değeri bize göstersin arkadaşlar. Aslında göstermesi lazım. Orada göstermedi yalnız. Şöyle bakalım. Evet, pause menü 0 gösteriyor. Niye öyle bir şey yaptı? Dışarıdan geldiği için kesinlikle kaydetmemiz lazım arkadaşlar. Böyle sıkıntılarda setting level değer diyelim. Hatta şu an şeye bile gerek kalmadı. İkinci bir ek değer tutmamıza. Ama başta öyle yazmıştık. Öyle yapalım. Şurada da değeri çağıralım arkadaşlar. playPress.getInt level diyelim. Evet, direkt onu da kaydettik. Şimdi çağıracağız büyük ihtimalle. Tekrardan kodumuz okunsun. Şöyle başlattım. Level 1'e girdim. Main kamera.
Evet, Faust menünün değeri 1 oldu arkadaşlar. Şimdi de yapmamız gereken o değeri yükletmek. Yani yeniden dediğinde application.loadLevel, buraya yazacağımız değer zaten adı üstünde arkadaşlar öyle vermiştik. Kaydettim. Tekrar dönüyorum oyuna. Script'im taranıyor. Oyunu başlattım. Level 1 dedim. Yeniden başla dediğimde bakın arkadaşlar yeniden başlıyoruz. Ama yeniden başlarken bir sorun daha oluştu arkadaşlar. Niye oluştu? Tahmin edebilmişsinizdir. Pause'a bastığı anda biz ne demiştik? Time.timescale 0 olacak demiştik. Hafızasını aldı. Ama oyunu başlatmak için 1 olması gerekti. Biz bunu da sadece devam ete vermiştik ama yenidene tıkladığımız için 0 halde kaldı. O yüzden yenidene tıkladıktan sonra yine time.timescale'i şu şekilde 1 yapıyoruz arkadaşlar. Kaydettim. Oyuna dönüyorum. Şu şekilde durdurup tekrardan başlatayım. Birinci levele girdim arkadaşlar. Şuradayım. Görmek açısından kapının önündeyim. Pause'a tıkladım. Yeniden başla dedim. Bakın arkadaşlar oyunumuz yeniden başladı. Durdurdum. Yürüme yok. Devam ediyorum. Ondan sonra level ekran diyorum ve level ekranına dönüyorum. Geri bu şekilde giriyorum arkadaşlar. Buraya girdiğimde yine aynı sorunun olduğunu gördük. Böyle kontrol ettikçe zaten sorunlar önümüze çıkacak arkadaşlar. Burası her açıldığında timescale 0 olacağı için biz hepsine yazalım arkadaşlar. Yani bölümler yüklendikten sonra time.timescale 1 olsun. Zaten sadece onda 0 olacak, diğerlerinde 1 olacak. Bu şekilde bakalım hatamız kaldı mı? 1'e tıkladım. Az önceki hatamız level ekranına geçtiğimizde olmuştu. Geri geldim. Oyun başlıyor arkadaşlar. Yeniden başla diyorum. Oynuyorum. Devam et diyorum. Oynuyorum. Her şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi yapmamız gereken sadece o kısmı kopyalamak. Yani arkadaşlar nasıl? Biz bunu birinci levele kaydettik. Hani birinci levelde mi olacak sadece? Hayır arkadaşlar. Burada kanvasınızı kopyalarsınız. Yani prefab haline getirirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Birinci levele tasarlıyorum. Birinci levelde olacakları belirleyip kanvasımı prefab haline getiriyorum. Ve sonradan mesela şurada bir kanvas var. Bakın içindeki objeler şunlarmış arkadaşlar. Direkt yeni açtığım bölüme mesela şu bölüme geldiğimde kanvası sürükleyince direkt otomatik o hale alacaktır. Mesela şu kanvası sürükledim arkadaşlar. Bakın bütün nesneler kendiliğinden yerini alıyor. Yani yapmamız gereken o olacak. Buradaki kanvası kopyalayacağız. Sonra da o kısma yapıştıracağız. Ve hepsinde buton aktif hale gelecek. Kısacası böyle arkadaşlar. Videomuz da 18 dakika olmuş. Bayağı da uzun olmuş. Umarım işe yarar bir video olmuştur arkadaşlar. Sizle aynı eş zamanlı yapmaya çalıştım. Yani önceden tasarlamamıştım. Şu an videoda düşünerek yaptım. O yüzden çıkabilecek hataları da eş zamanlı görmüş olduk. Hani sonradan bir hata olduğunu görmemek için şu an yaparken nelerle karşılaşacağımızı az çok görmüşsünüzdür. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler dilerim.